Ben avukat Narin Yılmaz. Buyurun kimliğim. Birkaç dakika Fırat Kazan'la görüşebilir miyim? Tabii. Nedir durum? Biraz önce getirdiler Fırat Kazan'ı. Bekliyor içeride. Sorgusu yapılmadı da. Nasıldı getirilirken? Vallahi çok sakin görünüyordu. Onun burnunun ucunda bomba patlasa öyledir. Birkaç saat sonra içeri alsın, o zaman görürüz. Bu tarafa mı? Ah, ben telefonumu şarjda unuttum. Hemen alayım, geleyim. O otelde olduğumu senden başka bilen hiç kimse yoktu. Fırat, ben gerçekten Atıf'a, yani seninle ilgili bilgi verirken öylesine hani... Ama ben suçsuz değilim. Onun evine girdim. Benim hakkımda abuk subuk topladığınız, haberim olmadan düzenlenmiş belgeleri, kötü niyetli çabalarınızı gördüm. Herif deli olsun diye de öyle bir not yazdım. Fırat, eve girmek için insanları darp ettiğiniz söyleniyor. Bu doğru mu? Ben kimseyi darp etmedim. Tarzım değil. Bak, ben gerçekten senin adının böyle şeylere karışmasından dolayı son derece üzgünüm. Buralarda adının geçmemesi gerek. Senin ne hissettiğin umurumda bile değil. Ama şunu bil. Buradan çıkar çıkmaz kendini kötü hissetmen adına her şeyi yapacağım. Merak etme. Fırat, niye bana bu kadar kızgınsın? O benim kendime kızgınlığım. Bir aşkın bu kadar uzun sürebileceğini, bütün zorlukları aşabileceğini kendimi çocuk gibi inandırdığım için. Seni avukatım olarak istemiyorum. Hayatımda da istemiyorum. Uzun süredir benimle uğraşıyorsun. Ama nedenini anlıyorum. O gece ormanda kaçmanın, seni bırakıp gitmemin bedelini ödetiyorsun. Ödeştik. Artık görüşmeyeceğiz. Narin, kötü bir şey mi oldu? Narin, Fırat'a bir şey mi oldu? Ne oldu? Yine hastalandı mı yoksa? Hasta. Ne oldu, yine mi bayıldı? Kafadan hasta. Ha, onu biliyoruz canım. Uğraşamamışım. Ay, bu kız iyi değil. Yürü, kafede bekleyelim, yürü. Narin. Ne oldu, ne dedi de Fırat sen oradan böyle allak bullak çıktın? Senin ne işin vardı o otelde Fırat'la? Biz burada hastaneleri, polisleri ayağa kaldırmışız. Ben ne bileyim sizin Fırat'ı aradığınızı? Nurmak Hanım şeyi de merak ediyorum. Sizin otelde ne işiniz vardı beraber? Ya, evine doğru giderken yolda arabasının kenara çekilmiş buldum. Hastaydı, içinde yatıyordu, o kadar. Yolda giderken? Ne tesadüf ama. Ya, iyi değildi. Eve gitmek istemiyorum dedi, hastayım dedi, daha beter hasta oluyorum dedi. Bir otele götür beni dedi, götürdüm, ne var? Romantik bir şehir dışı otelin, öyle mi? Otel Fırat'ın. Bırak artık gerizekalılığı. Narin, Fırat'ı zehirliyorlar. İçime suyuna zehir karıştırmış bir tane sucu çocuk. Yani rahmetli sucu çocuk aslında. Ne? Niye zehirliyorlar Fırat'ı? Kim? Bilmiyorum, tam öğrenecektik. Çocuğu vurdular. Sen niye öyle çıktın içeriden? Her kötü bir şey mi dedi sana Fırat? Moralin niye bozuk? Bu olayda onu numara yaptığımız düşünüyor. Atıf'la birlikte onu komplo kurduğumuz düşünüyor. Sen neler çeviriyorsun yine ya? Ya anlatsana bakalım, neler çeviriyorsun sen? Yeter. Teker teker gelin kızın üstüne. Ne demiş olabilir çocuk? İçeride yani, en kötü ne demiş olabilir? Yeter.
Ah, bittim. Narin, iyi misin canım? İç bakayım şundan. Bir yudum iç. Bir şey ister misin? Atıf Birsel bir süredir bir takım yanlış anlaşılmalardan dolayı benimle uğraşmaya başladı. O yüzden onunla oturup konuşmak, uzlaşmak istedim. Evine gittim, kapı açıktı. İçeri girdiğimde kimse yoktu. Ona bir not bıraktım ben de. Bir şeye ihtiyacı olursa bana ulaşsın diye. Çünkü oradan buradan duyduklarıyla yanlış işler yapıyor. Ama anladığım kadarıyla beni yanlış anladı. Çünkü biz Atıf'la birbirimizin evine girer çıkardık. Ortak arkadaşlarımız da var. Fırat Kazan ifadesinde ortak arkadaş grubunuzun olduğunu, düzenli olarak gidip geldiğini söylüyor birbirinize. Evinize de konuşmak için gelmiş. Sizi de bulamayınca not bırakmış. Bıraksın bu işleri, evime neden geldiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Adamlarını darp ettiğiniz konusunda bir şikayet var. Ben kimseyi görmedim orada. Beni gören var mı? Yok. Bu durumda Fırat Bey'e karşı bir tanığınız yok. Memur Bey, tanığa ne gerek var? Adam belge bırakmış gitmiş. Onun size dosya bırakılmış bir not olduğunu söylüyor. Kesinlikle tehdit etmeyi amaçlamıyormuş. Kendisi için açılacak davalarda kullanılacak belgelerin üzerine bırakılmış bir not. Al canım, al. Ah, iç şunu da tuzlu tuzlu. Tamam Deniz, tamam. Tamam ya. Dur bir anlayayım ne oluyor. Ne tamam, ne tamam ya? Aç karnı, sinir, stres. Kötü oldun tabii. İçeceğim bir biraz daha. Meğer tehlike Fırat'ın evindeymiş. Çocuk her suyu içtiğinde yavaş yavaş zehirleniyormuş. Çocuğu vurdukları için olayın arkasında kim var öğrenemedik. Çok kötü bir şey bu ya. Bunu tekrar edebilirler yani. Ben hala anlamadım yani öyle eline koymuş gibi Fırat'ı nasıl yolda bulduğunu. Enteresan. Fırat'la Atıf'ı uzlaştırmaya gidiyordum Irmak'cığım. Gece gece. Partiden çıkıp ona gittin o zaman. Deniz sen ne zamandan beri benim nereye girip çıktığımla ilgileniyorsun, saatiyle ilgileniyorsun, hesap soruyorsun ya? Ne oluyor böyle ya? Allah Allah hepiniz birden. Gelemem ben böyle ha. Gideyim bakayım Atıf serserisi ne ifade vermiş be. Öf. Şişirdik kızı. Kız aklı. Benimle partide uğraştığı yetmedi. Bak adamın peşinden yollara dökülmüş. Kafasını iyice bulandırmak istiyor belli. Hayatım. Seninle ilgili birinin kafasını bulandırmak için Narin'e gerek yok. Sen yaptığın icraatlarla zaten yeteri kadar bulandırırsın insanın kafasını. Şimdi senin acını paylaşıyor olmalıydım. Bana içini dökebilmeliydin canım arkadaşım benim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.